Herkese merhaba. Maymunların oldukça zeki hayvanlar olduğunu şimdiye kadar çokça duymuşsunuzdur. Tabii ki öyleler. Yoksa meşhur Tarzan'ı yetiştirip dünyalar güzeleceğini etkileyemezlerdi. Ancak bu zekilik oranı bazen öyle yüksek seviyeler ulaşıyor ki hayretle izliyoruz. Yaşayan koku efsanesi buna bir örnek. Yani bugünkü videomuzda bu konuşabilen inanılmaz gorili ve insanlığa mesajını konu alacağız. Haydi başlayalım. Temmuz 1971 Amerika'nın bağımsızlık gününde San Francisco'da bir goril dünyaya geldi. Ona eşsiz bir isim verildi. Coco. Ünlü tasarımcı Coco Chanel ile bir alakası yok tabii ki. Coco Japonya'da fişek çocuk yani Hanabi Koa anlamına geliyor. Ancak bizim Coco'muz sadece acayip ismiyle değil doğuya özgü kökeninden dolayı da meşhur. Çünkü o konuşabiliyor. Sadece konuşmakla da kalmayıp dünyanın birçok yerinde de kullanılan Amerikan işaret dilini de biliyor. Dünyanın en zeki maymunlarının Maymunlar Cehennemi filminde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Coco doğduğu günden bu yana Stanford Üniversitesi'nin çalışanlarından Penny Peterson onunla ilgileniyor. O sıralar Penny maymunların doğası ve iletişimi üzerine tezler hazırlıyordu. Bunun için de San Francisco Hayvanat Bahçesi'nden bir goril seçti. O zamandan bu yana Coco onun büyük parçası oldu. Evet. Ona Coco ismini verdi ve işaret dilini öğretmeye başladı. Ancak belirtmemde fayda var ki maymunlar sadece dünyanın zeki hayvanları değil, aynı zamanda oldukça agresif hayvanlardır. Bu yüzden bilim insanları onlarla konuşmayı pek de tercih etmiyorlar. Kim bilir gorillerin aklından ne geçiyor değil mi? Ancak Penny'nin çalışmaları bilim dünyasını alt üst etti ve bu bir o kadar da kolay olmadı. Eğer bir köpek besliyorsanız ona küçücük bir şeyi bile yaptırmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Biz ise burada kocaman bir gorilden bahsediyoruz. Senin bir çocuğa eğitim veriyor olsaydı el kol hareketleri bile yaparak onu eğitebilirdi. Yok yok, düşündüğünüz tarzdan hareketler değil bunlar. Bunu düşündüğünüzü biliyordum. Ancak Coco ona kimsenin dokunmasına izin vermemiş. Bu süreç oldukça ilerlemiş. Bu yüzden öncelikle Penny Goril'e bir resim göstererek sonrasında bunu işaret diliyle yapmak zorundaydı. Ve bu olay defalarca tekrar ediyordu. Penny'ye acımaya başlamadan önce Coco'nun hemen kavrayan bir öğrenci olduğunu belirtelim. İşaret dilini ilk kez doğru kullandığında ilk jest ve mimiğini göstermeyi de başardı. İşaret parmağı dudağına dokunurken diğer parmaklar kıvrık durumda. Böylelikle Penny ile goril arasında sevimli bir arkadaşlık başlamış oldu. Ve tabii ki dersler de daha eğlenceli geçiyordu. Hatta Peterson, Coco'yu hayvanat bahçesinden üniversiteye aldırmayı bile başardı. Coco burada bütün odalara giriş iznine sahipti. Penny'nin odasına bile güvenlik açısından girişe bir kafes inşa edildi. Ama kullanmaya hiç gerek kalmadı. Bu pek de şaşırtıcı değil. Çünkü arkadaşlarımızı dolaptan bir şeyler çalsalar bile kafese koymayız değil mi? Böylelikle Coco işaret dilinde kısa sürede uzmanlaştı ve 3 yılın ardından neredeyse 200 harfi kullanabiliyordu. Coco'yu yetiştiren Peterson onun sadece harfleri değil, aynı zamanda bazı duygular da ifade edebildiğini söylüyor. Mesela Coco duş almayı sevmiyormuş. Duş alan bir maymunu gördüğünde köşeye çekilerek ağlamak istediğini söylemiş. Hatta ağzında yular olan bir at gördüğünde atın üzgün olduğunu söylemiş. Bu zeki maymun sadece üzgün olan duyguları da anlatmıyor. Aynı zamanda espri de yapabiliyor. Bir keresinde kendisine sevimli kuş adını takmış ve uçabildiğini iddia etmiş. Tabii ki bunun doğru olmadığını da sonradan itiraf etmiş. Coco'nun hala stand-up şovuna hazır olmadığına biz de katılıyoruz. Ancak siz de biliyorsunuz ki sadece bir goril işte. Buna ek olarak uzmanlara göre Coco bazı soyutsal kavramlar da anlatabiliyor. Gelecek, geçmiş ve şimdiki zamanlarda olup bitenler gibi. Coco insanlar gibi cezalar kaçmak, hile yaparken inanılmaz zeka örneği gösteriyor. Eğer gördüğü bir objenin ismini bilmiyorsa ya da hatırlamıyorsa kendi bildiği bir kelimeyi kullanıyor. Bu arada Coco'nun Michael adında bir erkek arkadaşı var. Onlar buluşmadan önce Penny'nin asistanları bu centilmene birkaç kelime öğretirler ve dünyanın konuşabilen ilk goril çifti unvanını alırlar. Coco ayrıca hayvan beslemeye bile karar vermişti. 1984 yılında doğum gününde bir kedi sahiplenmiş. Onu tek tek seçerek bulmuştu. Adını da Top gibi koymuştu. Ne kadar sevimli. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak bize destek olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.